Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce Telegram grubundan anlattığım bir cihazı tanıtacağım. Bu Dell Dev 3000 diye geçiyor. Display link var bunda. Bu ne işe yarıyor? Bunun birçok kullanıldığı alan var fakat ülkemizde kimse bilmiyor. Çok kullanılan bir cihaz değil. Yurt dışında çok pahalıya satılıyor fakat dolapta 200 liraya satılıyor. Ben o şekilde aldım. Şimdi arkadaşlar bu normalde adaptörlü fakat satıcı arkadaş adaptörsüz gönderiyor. Adaptöre de gerek yok şuradaki ilk girişe gücü bağlayıp daha doğrusu çift taraflı USB bağlayıp buna güç verebiliyorsunuz. Bunda ne girişleri var? DVI, HDMI, Ethernet ve bol bol USB portu var. iki tarafında da. Ayrıca mikrofon ve kulaklık girişi de var. Biz bunu ne için kullanacağız? Bunun birçok kullanım alanı var. Mesela bunu laptopunuza bağlayıp kullanabilirsiniz. Laptopunuzda ekstradan USB girişleri. Eğer HDMI yoksa HDMI. DVI yoksa DVI verir. Etherneti bozuksa buradan etherneti alır. Da Birçok özelliği var. Bağlantı e, bu klasik yazıcı kablolarıyla sağlanıyor. Ben daha çok size bunu e, telefon ve tabletlerde ekranı televizyona hızlı bir şekilde yansıtmak için nasıl kullanıldığını anlatacağım. Şimdi şöyle eğer telefonunuz yeni modelse muhtemelen MHL desteği vardır. MHL desteği demek şu telefona micro USB veya USB-C ile HDMI kablosu bağlayıp ekrana yansıtma özelliği. Fakat çoğu cihazda MHL yok. MHL olmayan cihazlarda bu aygıt sayesinde görüntüyü hızlıca ekrana yansıtabileceğiz. Şimdi ben bir bağlantıları yapayım ondan sonra anlatmaya devam edeyim. Bağlantıları yaptım. Buraya normal bir yazıcı kablosu bağladım. Ucundaki USB'ye OTG ye bağladım bu şekilde. Bunu cep telefonunda kullanmak için. Buradaki ucu elektriğe bağladım. Çift taraflı USB. HDMI kablom, DVI kablom. Buraya artık takılabilir. Şimdi bunu nereye bağlayacağız? Bu USB-C de olabilir. USB-C olanları da var. Ya da dediğim gibi mikro USB bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane telefon. Eski bir telefon. Telefonda da yapmanız gereken işlemler var. Telefonda Android telefonlarda Display Link uygulaması var. Açıklamalara koyacağım. Onu indirmeniz gerekiyor. Telefon açılsın. Ben bir tablet bakayım. Telefonumuz açıldı. Şimdi uygulamayı göstereyim size. Uygulamamız şu. Display Link Presenter yazan. Otomatik olarak Display Link Presenter izi, açılsın mı dedi. Zaten takar takmaz. Tamam dedim. Bir daha Display Link'e bastım. Şu an zaten ekran paylaşımımız hazır hale geldi hemen. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Şimdi HDMI kabloyu bağlayacağım. Direkt televizyona aktaracak görüntüyü. HDMI kablomuzu bağlayayım. HDMI'yi de bağladım. Şimdi televizyondan geçelim. Şimdi buradaki ekran şöyle telefonu alayım buradan. Televizyona direkt olarak yansıdı. Çok eski telefonlarda gecikme oluyor. Yani çok faydalı olmaz. Fakat biraz daha yeni telefonlarda ve MHL özelliği olmayan telefonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca buradaki USB'leri de telefonda kullanabilirsiniz. Yani buraya herhangi bir USB bellek taktığınız zaman telefon otomatik olarak görüyor. Herhangi bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Şimdi bir de tableti deneyelim. Şimdi aynı işlemi tablet için yapıyorum. Getiriyorum. Buraya bağlıyorum OTG'yi. Buna da display linki yükledik uygulamayı. Uyarı geldi. Tamama bastım. Şimdi tabletimizin görüntüsü televizyona aktarılacak. Şimdi ekranımız burada. Televizyona çevireceğim yine. Gördüğünüz gibi tabletin ekranı da televizyona direkt olarak yansıdı. Gayet başarılı ama dediğim gibi bu eski cihazlarda gecikme fazla. Şimdi video çektiğim cihazı kullanacağım display de Bir de o şekilde göstereyim. Şimdi videoyu çektiğim telefonum OnePlus alacak. Normalde OnePlus'ın MHD desteği var. Fakat Xiaomi'lerde yok mesela. Xiaomi'ler için çok gerekli olur. Şimdi bağladım. Yine bunda da aynı şekilde Display Link Presenter uyarısı verdi. Tamam'a bastım. Şimdi başlat dedim. Ekranım televizyona yansıdı. Bunda herhangi bir gecikme olmaz. Telefonum iyi olduğu için. YouTube'u açtım. Buradan herhangi bir video açalım. Mr. Nothing açalım mesela. Videoyu başlattım sorunsuz. Televizyonda izleyebiliyorum gördüğünüz gibi. Ben cihazın alım linklerini ve uygulama linklerini hepsini paylaşacağım. Yazımda da paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.